Kaptanım nasılsın? Gülerken yakalıyoruz Ömer Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Nerede duruyoruz? Burası Sarayburnu. TDI'nin Sarayburnu iskelesindeyiz şu anda. Kenardayız yani. Kenardayız. Bir söz var efendim. İnci mercanla dolu bir deniz de uzansa önünde selamet istiyorsan kenarda dur. Nasıl diyorsun? Çok güzel. Kenardayız efendim ama kaptan bizi birazdan boğaz turuna çıkaracak. Birazdan başlayacağız. Misafirimiz gelecek. Birazdan turumuza başlayacağız. Efendim, çok sevgili bir oyuncu. Tayanç Ayadın'la boğaz turunda olacağız. Vapur sohbetinde olacağız. Birazdan kendisiyle buluşacağız. Siz de hazırsanız başlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın, mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açınız. Abone olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, Vapur'da çay simit sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. O değişime hep ayak uydurmuş birisi. Değişim harika bir şey. Bazen bukalemon gibi. Mesela dünyada da sadece bukalemonun o özelliğinden dolayı bir sürü şey bilinmez. Ama o bilinir. Çocuklar tarafından bile. Demek ki var bir şey. Yatağa yattığımızda bir uykuya dalmadan önce bir 10 dakika var ya. Eğer 10 dakika huzurlu geçiyorsa, huzurlu uykuya dalabiliyorsanız ben işte oraya o 10 dakikaya yatırım yapıyorum. Ne kadar sürer bir saat desem size? Ne kadar sürer bir saat kişiye göre değişir ama hani matematiksel karşılığı 60 dakika var. Evet kaptanım, bugün biraz esinti var. 4-6 şiddeti. Lodos. Biraz rüzgarımız var. Deniz dalgasız olmaz. Deniz dalgasız olmaz efendim. İstanbul'da kuş bakışı daha güzel diyoruz. Üstten seyrediyoruz İstanbul'u. Üstten seyrediyoruz efendim. Deniz aşırı bir yol açık. Martı sesleri dalgaya karışır. Her pazar günü kaptanın eşliğinde vapur iskelesine yanaşır. Akılda tek bir şey. Kendimi bildiğim bileli, İstanbul'u ve Boğaz'ı derinlemesine yaşamaya çalışan bir adamım. Ne zaman da gelsem çok etkilenirim. Hiçbir zaman o ilk etkisi bende kaybolmadı, seneler geçse de. Bugün de çok şanslıyız, güzel bir hava var. Biraz da özlemişim, son zamanlarda Boğaz'a çıkmadığımı hatırlattınız bana. İyi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim, iskele önünde buluşma klasiği. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim kaptan. Efendim, Tayanç Ayaydın'la birlikte olmak güzel. Uzaktan gözlüklerle dedim 007 geliyor herhalde. Gerçekten James Bond gibiydiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada olmak benim için de güzel. Ne zamandır konuşuyoruz, evet. Ne zaman bir araya geleceğiz diye en sonunda başarabildik. O yüzden ben de çok memnunum. Biz de çok mutlu olduk. İstanbullu biriyle vapurda boğaz turunda olmak güzel olacak. Buraları bilen birisi. Evet, hatta ilk 6 senemi de çocukluğum Yeniköy'de geçirdim. İlk yüzmeyi Boğaz'da öğrendim. Bir sürü Boğazlı güzel anılarım var. Kaptanımız da sever mi Boğaz'da yüzmeleri? Boğaz'ı sevmeyen olur mu? İçinde yüzmeyi ama evet. Sorudan kaçmayın. Yüzüyor musun? Yüzdünüz mü Boğaz'da? Boğaz'da Sarayburnu'nda yüzdük. En tehlikeli yer. Efendim, hafif lodos esiyor. Sizi üşütmeyelim isteriz. Estağfurullah. Yavaş geçelim. Buyurun. İnanın biraz önce üstünde paltom yoktu. Bekliyoruz sizi. Dedim giyeyim paltoyu. Ya biz setlerde o kadar üşüyoruz ki. Şu an çok alıştım üşümeye artık yani, evet. O yüzden bana pek şey olmuyor. Rahatsızlık vermiyor, mutluyum. Bir de bugün hakikaten şanslıyız hava konusunda. Kaptanım, yol göstericilik işi sende. Buyurun. Lütfen siz misafirsiniz. Buyurun efendim. Başlıyoruz. Ne güzel değil mi İstanbul? Harika.
efendim içine doğduğumuz kabın şeklini alıyoruz misali. Aslında İstanbul kokan bir oyuncu ile birlikteyiz. Çok sevdiğimiz bir komutan oldu o bizim için. Zalim bir düşmandı. Aşklarda başroldü diyebiliriz. İyi bir aile babası olarak da onu çok sevdik. Sevgili Tayyanç Ayaydın aslında ömrünü hayatını oyunculuğa vermiş, düşünen bir isim. Hoş geldiniz vapura. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. En sonunda bir araya gelebildik, çok memnunum ben de. Kesinlikle. Katılır mısınız insan içine doğduğu kabın şeklini alır'a? Tabii. Neredeyse o yapı, o enerji bizi şekillendiriyor tabii. Yani her bölgenin, her şehrin farklı bir enerjisi var, farklı bir kültürü var, karmaşası var, düzeni var. Onların hepsi size bir şekilde sirayet ediyor diye düşünüyorum tabii ki. Peki tek bir şehirde yaşayarak ben Türkiye'liyim demek? Aa, mümkün değil. Değil mi? Mümkün değil. Yani çünkü o kadar farklı doku, o kadar çok farklı kültür var ki ve o kadar değerli ki hepsi de. Mutlaka her sofraya oturmak, her şeyin tadına bakmak lazım ki en son ben Türkiye'liyim, nereliyim en azından anlayabilmek için bu serüveni yaşamakta büyük fayda var. Evet, serüvene vapurda devam ediyoruz. Burada olmak nasıl hissettiriyor? Yani, şimdi burada olmak öyle bir hikaye ki bir kere her şeyden önce vapurda olmanın yanı sıra Asya ile Avrupa iki kıtanın tam ortasındayız bir kere. Yani hadi dilek tutalım, hadi iki aynı isim yan yana tutarlar ya. Benim hala da alışamadığım bir özelliği İstanbul'un. Dünya üzerinde de pek bir örneği yok. Dolayısıyla ne zaman Boğaz'da olsam, ne zaman bir deniz aracında olsam o aynı hisleri yaşıyorum. İnsana dinginlik veriyor. Öyle, öyle. Şimdi yolculuktayız. Hayatta bir yolculuktayız. Hayatta acaba olgunluk yolculuğunda mıyız diye düşünüyorum. Ne dersiniz buna? Belirli bir adı seviyeden sonra. Mesela ben 40'tan sonra artık yani 37'de falan hissetmeye başlamıştım da 40'tan sonra artık biraz daha yapılan hatalardan ders aldığının kanıtını verdiğin seneler artık. 40'lı yaşlarını yeni yaşayan birisi olarak ki aramızda da iki küçük yaş var. Yıllar kim daha önce büyük? Tanıştık. Siz de, benden daha büyüksünüz. Ha, öyle mi? Yıllar önce tanıştık Tayyanç Bey'le ama ben tabii 15 yıl önce kadardı. Pazar filmi vardı. Yönetmen Benjamin Hopkins'le. Benjamin Hopkins. Hocam dedi, kamera arkasını çekmeni istiyorum filmin. O vesileyle gelmiştim. Yıllar sonra vapurda buluştuk ya. Aradan evet. Geçen 15 yıl. Bir büyük konuşmamak lazımmış. Bir kere her şeyden önce bunu bir kere daha gördük değil mi? Yani, İyi geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani ben de ara ara vakit buldukça hakikaten takip ettiğim, izlediğim bir programın en sonunda konu olmak beni de çok memnun etti. Edep kavramını önemsiyorum. Bunun üzerine de düşününce Kemal Sayar'ın en son kitabını okuyorum. Oradan da altını çizdiğim çok not var. Buradan da kendilerine selamlar, izleyicilerimize de tavsiyeler. Ölümden önce bir hayat vardır diyor. Kitabın içindeki notlardan bir bölümde de şunu diyor. Edep aslında insanın kendisinin noksan bulmasıyla başlar diyor. Nasıl yorumlarsınız bunu? Aslında hep iyi olma gayreti var. Hep işte pozitif olma durumu var. Mükemmeliyetçi olma tarafı var. İnsanı kendini daha iyi hale getirme durumu var ama noksanlarımız? Tabii ki var. Bir de ben mesela şu noktadan yaklaşayım duruma. Mesela iyi insan olma kavramı var ya hani edep de onun içerisinde. Artık bir meziyet gibi görülüyor ya. O beni çok üzüyor. Zaten hepimiz iyi olacağız. Yani zaten bu birinci edep kuralı yani. İyi olmakla mükellefiz zaten. Artık biri iyi diye ona bir meziyetmiş gibi yaklaşmak beni üzüyor. Ama yıllar geçtikçe de iyilik bir meziyet olmaya devam ediyor, gittikçe de güçleniyor. Dolayısıyla bu anlamda iyi insan olmaya çabalamak bizim en özünde yapmamız gereken ilk yolculuk. Edep de tabii kavram çok tartışılır bir kavram ama bunun içerisine yerleştirdiğimizde öyle bir anlam buluyor. Efendim sohbet keyifli geçiyor. Şunu merak ediyorum. Tabii biraz çocukluğa da inmekte fayda görüyorum. İnsanın böyle hani içten konuşması vardır. Bir de artık sesinin çıkıyor olma hali vardır. Çocukken de böyle sesinizi çıkartan biri miydi? Evet, bir de ben tek çocuğum. Kardeşim yoktu. Annemle babam rahmetli oldular. Nur içinde yatsınlar. Ama onlar vefat edene kadar çok yakın üç arkadaş olarak ben gördüm onları. Beraber büyüdük. Her zaman sesimin çıkmasına müsaade ederlerdi. Her zaman da benim fikrimi dinlemek için ellerinden geleni yaparlardı. Hatta hiç unutmuyorum. 6-7 yaşlarındayım. Bir yemek masası bizim için çok önemliydi. Saat 8'de oturulur ve 8'i 5 geçmez. 8'e 10 kala olmaz. O 8'de akşam yemeğine oturulur ve ailecek yemek yenir. Ne televizyon açılır ne başka bir şey. Birbirimizle vakit geçiririz. O dönem annemlerin çalıştığı tekstille uğraşıyorlardı. Fakat o dönem işçilerine ödeme yapmayan bencil yatırımcılar hayatta kaldılar ama kendilerinden daha çok işçilerini düşünenler battı bir dönem tekstilde. Hiç de unutmuyorum, o akşam o konuşuluyor. İşte artık son
noktaya geldik. Annemle babam konuşuyor, ne yapacağız diye. Vazgeçme kararı aldılar ve işi bırakacaklar artık. Babam döndü bana sordu, Tayyip sen ne düşünürsün dedi. Ben çocuğum tabii, bana bırakmak yakışmaz hiçbir şey. Yani ben devam edelim demişim. Babam da hemen Nesrin demiş ki bir kağıt kalem getir, oğlana bir şeyler çizsin üzerine. Tabii klasik deniz, ağaçlar, orman filan, kuşlar filan. En son kazağın üzerine benim o çizdiğim o resim basılmış, işlenmiş ve son yaptığımız ürün de o olmuş. Sonra evet batmışız ama bir kere daha benim için ya değmiş. Yani sesimin duyulma meselesi küçüklüğümden beri benim çok saygıyla karşılandığım bir alandı. O yüzden onlara da buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Evet, onlara da analım isterim ben. Aslında sizin sözleriniz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Dönüşmekle hiçbir problem yok ama karşı tarafı kendi gözümüzde dönüştürmeye başlarsak, o dönüşme inanırsak işte o büyük problem diyorsunuz. Evet. Nitekim hani aslında bunun zararlı tarafından bahsederken, değişmeyi çok seven, aslında aileniz açısından da anne babayla birlikte de o değişime hep ayak uydurmuş biz. Değişim harika bir şey ama işte değişime şahit olmak da çok keyifli bir şey. Ama bir şey değişmiyorken onu sırf kendi çıkarlarınız için kafada ya da içinizde değiştiriyor olmak dünyanın en tehlikeli şey işte. Peki hani konuşan bir çocuktunuz, diyelim ki özgüvenli bir çocuktunuz. Özgüvenli bir insan her zaman özgüvenli midir? Yani aslında bazen özgüvenli insanın özgüveninin düşme anında tekrardan kendini iyi edecek şeylere ihtiyacı yok mudur? Tabii ki vardır. Ben bize hiç yani böyle tek kalem başarılı bir yolculuğa inanmam. Bir iniş çıkış yaşamak mutlaka şart. O iniş yaşanmazsa, bir kere dibe vurup da oradan kalkmazsan, dibi bilmezsen yukarıyı hiç bilemezsin. Ayrıca da hani bir bu Amerikalıların, İngilizlerin dediği roller coaster bir hayatım var böyle. Evet, biraz da ona inanıyorum. Yani böyle bir roller coaster'ın üzerinde Luna Park'ta öyle iniyoruz, devam çıkıyoruz, ediyorsunuz. Bir yerlere gidiyoruz ama durmamak en önemli şey. Ama inişler çıkışlar mutlaka olacak diye düşünüyorum. O da keyif katan o zaten. Bu süreç içerisinde yanınızda kim olduğu çok önemli. Yanınızda olanlara zırh desek, evet, doğru olur mu? Doğru olur tabii. Eğer siz de başkasına zırh olabiliyorsunuz, ne âlâ memleket. Bir anda çok azalır ya etraftaki kişi o durumlarda. O işte bütün o zırhların, o detay parçalarını o zaman görürsünüz ne olduğunu. Ama ben mesela şey bir adam değilim. Aa, o dönem yanımda değildin, şimdi de ben senin yanımda. Ben her zaman kolay kandırılan, hemen milletin yardımına koşan bir adamım. Öyle hesap kitap da yapmadığım için elimden geleni yapıyorum dostlarım, arkadaşlarım için inişli dönemlerinde. Ben eğer oralarda geziniyorsam kimseden bir şey talep etmiyorum ama etrafımda olurlarsa da büyük huzur duyuyorum. Ne güzel. Farz edelim Tayanç Bey'in bir restoranı var. Sevdiğiniz bir dostunuz hatalı bir şekilde sizi kırarak çekip gitti. Ve belli bir zaman sonra onun tekrar geldiğini gördünüz. Buradaki yaklaşım şekliniz nasıl olmalı? Nasıl olurdu? Bir kere sevinirim. Tekrar ben gelen herkese kapıma çık her zaman. Bir de ben her zaman konuşma, birbirini anlama ve açıklık taraftarı bir adamım. Ben mesela bir yerden çekip gidilmesini sevmem. Oturalım konuşalım neyse mesele. Çünkü iki tane insanız. Konuşa konuşa bir şeyleri halledeceğiz illaki. Yani o dönem yaşanmamışsa bu, şimdi yaşanmasının kararı verildiyse o kararda saygı duyarım. Yine kollarım açık, kapım açık, herkesi beklerim. Ben de elimden geldiğince öyle davranmaya çalışıyorum. Doğru olan da sanıyorum o. Evet yani, evet, bir konuşmak gibi bir yeteneğimiz var. İçimizdekileri paylaşmak gibi bir yeteneğimiz var. Bunu niye kullanmıyoruz bilmiyorum yani. Evet, içimizdekileri konuşmak. Şimdi Amerika'da bir münazarada iki farklı görüşü savunuyorlar tabii ki de. Sonrasında jüri karar vermeden önce orada o kendilerine ait savundukları şeyin tam tersini savunmasını istiyorlar. Yani düşünüyorlar ki biz bunu çalıştık. Aslında insan hayata böyle bakabilir. Tabii tabii. Yani her an en başta konuştuk ya hani yaşadığın şehrin. Yani onun penceresinden bakabilmeye çalışmak gibi bir şey. Hemen aslında. Şey gibi kaypaklık gibi değil bu mesele ama hani bir şeyin hakikaten anında uyum sağlayabilmek önemli bir meziyet. Özellikle bu kadar hızlı yaşanan bir dünyada. Demiyorum ki ödün ver, değiştir bir şeyi, az önce dediğimiz o değişim kavramı üzerinden, ondan bahsetmiyorum ama uyum sağlayabilmek, hemen kendini bu yeni olasılığa karşı şekillendirebilmek önemli bir meziyet. Bence de. Bazen bu kalemun gibi olursunuz. Evet, aynen öyle. Yani evet, mesela dünyada da sadece bu kalemunun o özelliğinden dolayı bir sürü şey bilinmez, bir sürü sürüngen hayvan bilinmez ama o bilinir çocuklar tarafından bile. Demek ki var bir şey. Var bir şey. Peki, şimdi iyi insan olmak, iyi bir evlat olmak, iyi bir anne olmak, aslında hayatın içinde iyi bir öğrenci olmak, başarılı olmak, hep iyi ve doğruları yapma süreci zor bir süreç. Hep iyi, doğru olanı yapma süreci.
Bunun güzelliği nerede? Hep diyorum, bu yatağa yattığımızda bir uykuya dalmadan önce bir 10 dakika var ya, böyle bir tekrar bugün ne yaptım, bir zamandır ne yapıyorum diye kendine bir parça yokladığı, baktığı bir o 10 dakika. O tilkiler dolaşıyor. O tilkiler dolanmaya başladı derim oraya. Eğer o 10 dakika huzurlu geçiyorsa, huzurlu uykuya dalabiliyorsanız ben işte oraya o 10 dakikaya yatırım yapıyorum. Ve her zaman da sorgulamaya devam ediyorum kendimi. Acaba o 10 dakikalık süreci huzurlu geçirebilecek neler yaptım, nelere devam edebilirim ya da neyi yapmamaya direkt karar vermeliyim o tekrar huzuru yakalayabilmek için. Ben o 10 dakikaya yatırım yapıyorum sanırım. En önemli 10 dakika. Şimdi zamanla ilgili konuşuyorsak ne kadar sürer bir saat desem size? Ne kadar sürer bir saat? İki kişiye göre değişir ama hani matematiksel karşılığı 60 dakika mı? Ne kadar sürer bir saat? Aslında hayat hızlı akarken bazen o bir saat geçmez oluyor. Bazen o bir saati bekliyoruz. Herkese göre bir saat değişik. Evet aynı. Mesela geçen gün, daha dün değil evvelsi gün eşimle beraber Seyli ile şunu konuşuyorduk. Bir dönem bir belgeseli taktık, onu izliyoruz. Bayağı da vakit harcadık ona. Sonra da bu kadar ekran karşısında vakit geçirmeyi kendimizce pek huzurlu bulmadık. Bir ara verelim dedik. Sohbete başladık. Bir de konuşacağımız çok şey vardı. Hani o şeyleri, başlıkları atıyoruz bir taraftan da. Sonra bana dedi ki, ya Tayanç, konuşurken vakit ne kadar ağır geçiyor. Bir şey izlerken bir bakmışsın iki saat geçivermiş. Zaman ne kadar farklılaşıyor değil mi? Bak dedim, çünkü yatay bir yolculuk yapmıyoruz. Şimdi dikey bir yolculuk yaptığımız için zaman kavramı ve hissettirdiği değişti. Ekran karşısında bambaşka bir zaman akıyorken birbirimizle verdiğimiz sohbet, değer, algılama, işte bütün her şey de işin devreye girince o katmanlar devreye, dikey yolculuk daha dolu oluyor. Efendim işte sorunun cevabı burada aslında. Eşinize de sevgiler burada. Evet sevgiler. Mutluluğunuz daim olsun. Sağ olun, çok teşekkür Çoğu ederim. Çoğu şeyde size önce oluyor aslında, kameranın evet, evet. arkasında değil mi? Öyle öyle. Ben annem zamanında söylemişti bana, bir gün eğer evlenirsen hakikaten en iyi arkadaşınla evlendi. Ya da evlendiğin kişi en iyi arkadaşına dönüşüversin. Yoksa hayat o kadar kolay değil. Sally de sağ olsun, ben de onun için, o da benim için birbirimizin en iyi arkadaşıyız hakikaten. Nereli eşimiz? Amerikalı. Ama ikimiz de iki tane çok yakın dost olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Benim ona çok ihtiyacım var, onun bana çok ihtiyacı var. Bunu biliyor olmak da ve birbirimizin yanında oluyor olmak da çok huzur verici. Ben onu biraz takip ediyorum ama doğru. Ne güzel, ne güzel. Türkiye deyince lezzet duraklarının çok olduğu, aslında yemenin içmenin hiç bitmediği, Osmanlı'dan bugünlere çok önemli bir mirasın aslında sahipleriyiz yemek kültürü olarak. Siz ve eşiniz... Vegan. Biz veganız evet. Ve uzun zamandır. Saymadım ama 4-5 sene oldu zannediyorum veganlık süreci. Ondan önce de vejetaryen olmuştuk. Öyle bir süreç. Evet, hayvansal gıda yemiyoruz karşılıklı beraberce. Ramazan ayı da aslında kültürlerin birleşmesi. Eşiniz Amerikalı. Bu anlamda da hani ona nasıl geliyor bu süreçte? Şimdi 8-9 sene oldu Türkiye'de olalı. İlk başlarda bir garip geliyor tabii. Yani hep duyduğu, bildiği, gelmeden evvel bir ülkeyi araştırmış, edermiş. O araştırmalarla geliyor tabii. Özel günler araştırılır. Aynen öyle ama içinde yaşayınca bir farklı geldi. Biraz da oryantalistik bir bakış açısıyla bakıyordu. Ben ona hemen dedim ki dur, bak bu işin şimdi gerçek hikayesine bir anlatalım, ne oluyor, ne bitiyor. Bu dışarıdan baktığın bu hikaye aslında içinde daha farklı yaşanıyor. Son birkaç senedir de onun içini görebilmeye başladı, deneyimini yaşamaya başladı. Neydi? Ben de Amerika'ya gidince şaşırıyorum. Bir filmlerde gördüğümüz, bilmem ne yaptığımız o bütün her şey bir anda farklıymış orada içine girince. Ben de oryantalistik bakış açısını kenara koyup dalınca başka bir deneyimle karşılaşıyorum. Şöyle bir soru olur mu efendim? Ne kadar canlısınız? Dönem dönem değişiyor. Yani bazen sadece fotosentez yaptığım da oluyor. Yani o da canım bir parçası da enerjisi değişiyor. İşte. Canlılıkla ilgili düşününce şimdi aslında canlılık bir şekilde hayata katılmaksa soruya böyle cevap verilebilir belki. Evet. Bu pandemi dönemi bu kavramların hepsini bir parça değiştirdi. Doğa anadan o da cezasını alınca ne olduğunu gördük. Şimdi o kavramlar tekrar bir anda canlılık, dinginlik, sakinlik ya da o kaygının getirdiği durgunluk, o kavramlar tekrar bir sorgulanmaya başladı. Ama benim hani bunun özel dönemin dışında bir dönem çok veriyorum kendimi hayata, sonra biraz yoruluyorum, bir parça geri çekiyorum. Bunu da kimseyi kırmadan yapmaya gayret ediyorum ama arada bir benim durmaya çok ihtiyacım oluyor. Onu da kendimden esirgemiyorum açıkçası. Efendim, hayatta hep mutlu olma, insanı ne mutlu ediyor?
verdiğiniz cevabı duyar gibiyim. O değil. Sağlık diyorsunuz birçoğunuz. O da değil. Para da değil. Yapılan araştırmalar şöyle diyor. Tabii mutluluğun kaynağını soruyoruz ya. Mutluluğun kaynağı ne zenginlikle ve hatta diyor ne sağlıkla ilgili. Mutluluğu belirleyen şey bir insanın toplumsal bağlarının genişliği ve zenginliği. Yani aslında insanların yanında birileri olduğu zaman, onu sevenler olduğu zaman, o sevgisini verebileceği insanları bulduğu zaman gerçekten insan mutludur. Biz zaten komün yaşayan canlılarız. Yani zaten bu bizim doğamızda var. Birbirimize ihtiyacımız var. Tek başımıza alıp başımıza gitmiyoruz. Madem o komünün içerisinde var oluyorsak evet, zannediyorum ki o komün seni besliyorsa ya da sen komünü besleyebiliyorsan galiba evet, mutluluk asıl orada mesele bizde. Bu. Evet. Kesinlikle. Çünkü bizim doğal şartımız komün içerisinde yaşamak. Peki bu kadar başka insanların aslında bakamadığı tarafa bakma durumunda hani başkalarının hataları, yanlışları, günahları için ağladığınız oldu mu hiç? Ben başkası için utanırım, başkası için üzülürüm. Bu çoğu kez çok yakın dostlarım tarafından da uyarılmışımdır Tayanç. Hani o kadar da kendini kaptırma. O kadar da fazla empati kurma. 42 yaşındayım işte şimdi. 42-43 hala da. Hepimize sağ olun. Hala da vazgeçebildiğim bir şey değil yani. Bir kalem satıcısı benim bütün 15-20 günlük yaz tatilimi tekrar gözden geçirmeme ve başka şeyler yapmama sebebiyet verebiliyor yani. Mesela çok şeydir. Çok kısa anlatayım isterseniz. Çok seviniriz. Bir gün Fethiye'de bir arkadaşlarımızla oturuyoruz, Ölüdeniz kısmındayız. Böyle bembeyaz gömlek giymiş. Bu tükenmez kalemler vardı ya, sarı mavi kapaklı, meşhur eskilerde. Kalem satıyor. Güzeldi, bulmaca çözdü. Evet, çok güzeldir o kalem. Yani. Nasıl bembeyaz bir gömlek, belli ki onu anne ütülemiş, yıkamış, temizlemiş ve ne kadar saygı duyuyor yaptığı işi. Ben de kalem istedim, kalem almak. Yani bir kalem alırken de bir sohbetimiz başladı. Fark ettim ki, hani çok keyifli ahbap da olabiliriz biz bu ilişki içerisinde. O an çok özel bir an olarak kaydettim, kenara koydum. Akşam aynı gömlek, aynı kalem kartonu, bu sefer baba çıkmış. Aynı gömlek. Anne o baba için de ütülemiş o beyaz gömleği. O baba o çocuğa öğretmiş işini ne kadar ciddiye alması gerektiğini. Akşamları da örnek olarak kendi yapıyor. Baba oğulla tanışınca benim Fethiye seyahatim tamamıyla bambaşka bir şeye dönüştü ve onlara kanalize oldum daha çok. Onların hayatını yaşadım. Daha fazla tatil yapamadan da geri döndüm. Yani ben biraz böyle çok kendimi sokuyorum. Soklamam gereken yerlere kendimi. Hayatlara dokunmak aslında, onu içinizde hissetmek bile zaten bence işte güzel olan. Şimdi vapur sohbetimizde bir izleyicimizle telefon bağlantımız var. Bir izleyicimiz vapura bağlanıyor. Alo. Alo, merhabalar. Selamlar. Selamlar Ömer Bey. Selamlar Oğuzhan Bey. Nasılsınız efendim? Kadimşehir Bursa'dan sevgi, saygı ve muhabbetle. Teşekkür ederiz. Bizden de Bursa'ya çok sevgiler, selamlar. Tayanç Bey'le olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisini dinlemek güzel. Çok keyifli gerçekten. Tayanç Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sizi ilgiyle takip ediyorum. Takip Sakarya Fırat'tan beri. Daha öncesi de var ama sağ olun. Ben oradan çok yakından takip ediyorum. Sağ yeni projeleriniz de öyle. İyisiniz inşallah. İyiyim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız Ozan Bey? Çok sağ olun. Bizler deyiz. Bursa'dan sevgi, muhabbetle. Sağ olun. Çok bizden de ediyoruz. Selamlar Bursa'ya. Nacizane sorum olacak. Keşke pandemi süreci olmasa da biz de yanınızda bu hoş sohbetinize dahil olabilseydik. Tamam, çok naziksiniz. Eğer mümkünse bir sorum olacak. Tamam, lütfen, buyurun. Lütfen buyurun. Hangi oyuncu ile oynadığınız sahnenin film, dizi ya da kurgu değil de gerçek olmasını isterdiniz efendim? Yarışma sorusu gibi gerçekten, bir de öyle güzel sordunuz ki teşekkür ederim. Evet, bizim izleyicilerimizin soruları da çok şahane. İyiymiş. Ben sorunun yarısında başka bir şey gelecek diye düşünürken oraya hazırlanıyordum. Ters köşe oldu. Yaşadığım hangi anın gerçek olmasını dilerdim? Filmlerde yaşadığınız hangi anın gerçek olmasını dilerdiniz diye soruyorum. Şimdi kucağıma bombayı bıraktınız. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah, olur mu öyle şey efendim? Çok güzel bir soru. Hakikaten bunu da vakit kazanmak için söylemiyorum. Hani vardır öyle başta girerler. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. ve dosyaları karıştırmaya başladım. Şöyle bir şey yapayım. Buna hızlı bir cevap vermeyeyim çünkü çok güzel bir soru. Bu soru sorulmuş olsun ve ben program içerisinde buna cevap verecek olayım. Ama dosyaları biraz daha karıştırmaya devam edeyim ama bunun cevabı gelecek mutlaka. Bu düşünülmesi gereken bir soru. Tamam.
Tamam. Alelade cevap vermek zor. O yüzden bir tane soru hakkınız bende cepte ve bu cevaplanacak. Eğer yedek varsa ben sorunun takipçisiyim. Siz merak etmeyin Oğuzhan Bey. Yayında inşallah cevabı duyacaksınız siz. Evet evet. Az ama sonra. Bu hakikaten çok güzel bir soru. O yüzden ciddi bir düşünmek istiyorum açıkçası. Olur. Nasıl uygun görürseniz. Bursa'yı da bekleriz efendim. Burada gerçekten sizleri. Bursa'yı zannediyorum ki yakında geleceğiz. 15 yıl sonra ilk defa Ömer Bey'le konuşacağız belki onu ama sizin sayenizde bir giriş yapmış olayım oraya. Ve ben bir 15 küsur yıl sonra ilk defa bir tiyatro projesine tamam dedim pandemi öncesinde. Sonra pandemide maalesef durduk. Fakat sonrasında tekrar tiyatroların açılmasıyla sahnelere geri döndük ve turnelerimiz başladı. Zannediyorum ki yakın zamanda da sosyal medyadan da duyurulur. Bursa'ya da bir turneye geliyor olacağız. Belki sahne üzerinden bir karşılaşmış oluruz Oğuzhan Bey. Sonra İnşallah. Da eğer gelirseniz oyuna, biz de Bursa'ya gelirsek, oyuna gelirseniz kulise bekliyorum lütfen. Muhakkak tanışalım. Tamam kulise de mutlaka bekliyorum. Sözümü aldım ben. Tamam. Çok teşekkür ederim efendim. Ben. Başarılarınız daim olsun. Bursa'dan bir isteğiniz, arzunuz var mı efendim? Çok naziksiniz. Canınızın sağlığı. Çok teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar olsun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere sevgili Bülbül. Sağ olun. Oğuzhan Bey'in soyadı Bülbül. Ha evet. Ne güzelmiş. Güzel. Çok teşekkür ederim. Sayın Bülbül derler ya böyle soy isimli. Valla güzelmiş valla. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Oğuzhan Bey hakikaten. Ama dedim sözüm söz bu sorunun cevabını vereceğim. Hala da düşünüyorum. Tamam. Çok sağ olun efendim. Bir insanın tabii seveniyle buluşması, ondan bir soru alması, kendisine ilgi duyulmasının varacağı yer aslında sevgi. Sonuç olarak hep aslında sevgileri yaşatmak istiyoruz. Bir yandan da bunun karşılığında zeka var. Şimdi okuduğuma göre diyor ki aslında zekayı büyüten şey sevgidir. Zekayı en güzel besleyen şey sevgidir. Katılır mısınız? Katılırım. Hatta şimdi ben hayvanlarla da büyümüş bir insan olarak mesela bunun karşılığını hayvanlarda da görürsünüz. Ne kadar sevgi verirseniz onun zekası o kadar açılır, o kadar iletişim kurmaya başlar. Sevgi her şeyin içerisinde olmak zorunda. Yani çok beylik lafmış gibi geliyor ama hani bunlar da o yüzden beylik laf oluyorlar doğru oldukları için. Yani sevgi her şeyin içerisinde mutlaka barınmalı. Katılıyorum size. Bu arada hani insan bir cana bağlanıyor. Bağlanmak güzel bir şey. Bir 15 yaşında köpeğinizi kaybettiniz. Ha, 14 yaşındaydı. Evet. Ben onu sokakta bulmuştum Asmalı Mescid'de. Daha böyle ufacık bir yavruydu. Çok güzel bir 14 sene geçirdik beraber. O yolculuğuna son verdi. Allah'tan da hiç acı çekmeden, sıkıntı yaşamadan aramızdan ayrıldı. Onu böyle hasretle anıyor. Burnumun direği sızlıyor. Son aslında onu gördüğünüz yerde dizi çekiminde. Evet, Kıbrıs'tayken. Kıbrıs'a getiriyorlar. Eşimle beraber Kıbrıs'a geldiler. Bir 3 gün beraber geçirdik. O sabah kalktık, beraber sahilde yürüdük, denize girdik, çıktık. Akşam üzeri artık böyle bir yorgun hissetti kendini. Biz çünkü nine bakıyoruz yani 14 yaşında köpek artık çok yaşlı. Odamıza gittik dinlenelim falan derken kalbi böyle ağır ağır bizi terk ederek gitti ama çok huzur dolu bir anda. Yaşamın şifresini çözdünüz mü diye bir izleyicimiz sormuş. O 4 haneli şifreyi merak ediyorum. Keşke çözmüş olsam da. Kaç hanesi olurdu yaşamın şifresi? Oy. Çok haneli. Çok yani böyle bayağı Matrix gibi bir şey bu yani. Şimdi ben de kısmında haneli gidiyor. Çok zor. Yani bir de kimsenin haddi değil. Yani şey olsam, filozof olsam mutlaka bir fikrim olur, paylaşırım ama filozof da değilim. Mesela şey de çok hayat felsefem diye söylenip dururlar. Senin hayat felsefen yok, hayat görüşün var. Hayat felsefen olması için filozof olman lazım. Yani bu kavram kargaşasını da bir kenara koyduktan sonra ben haddim değil şifreyi bulmak aradığımı bile düşünmüyorum açıkçası. Yani bu kendiliğinden olacak herhalde. Güzel bir cevap. Mütevazi bir cevap. Son olarak bir izleyicimiz daha sorusunu sormak isterim. Kendinizde hissettiğiniz en büyük değişim neydi diye sormuş. Şu oldu, açık söyleyeyim onu da. Daha genç yaşlarımda gergin bir adamdım. Hatta kızgın da bir adamdım. Kızgındım ve gergindim. Biraz militan bir tavrım vardı yani her şeye karşı. Bu az önce konuştuğumuz o oyunculuğa girişteki o psikolojik devinimlerden dolayı mı yoksa gençliğin getirdiği bir şey mi bilmiyorum ama başımı çok belaya soktum. Ve en büyük değişimim de şu oldu yani bir süre sonra hakikaten o hırsın, o gerginliğin, o kızgınlığın aslında sadece işte laf doğru, keskin sirke küpüne zarar. O küpe zarar vere vere anladım ki bu böyle gitmeyecek. En büyük değişim mi oldu? Artık
zorlayarak da değil, hakikaten de hissederek. Daha olumlu bakmak, sinir stresi bir kenara bırakmak, ilk önce yükselmek yerine alçalıp anlamaya bakmak. Hani en büyük değişimim zannediyorum ki yıllar içerisinde bu oldu. Bu da bitmiş bir değişim değil, hala da o yolculuğa devam edeceğim gibi görünüyor. İnşallah. Sohbete devam ediyoruz. Benim için de keyifli. Sevgili Tayanç Ayaydın'la sohbete devam ederken yine alo diyoruz. Alo. Alo, merhaba Ömer Bey. Selamlar Hacer Hanım. Selamlar, selamlar benden. Merhaba Tayanç Bey. Merhabalar Hacer Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. İyiyim, sağ olun, çok mersi. Çok güzel bir sohbet ediyoruz, o yüzden keyfim yerinde. Eksik olmayın. Ne kadar zamandır takip ediyorsunuz vapur sohbetlerini? Valla 8-10 seneyi bulmuştur. Yani başından beri hemen eksik hemen. Olmayın, hani teşekkür ederim. Her hafta izlemesek bile takip etmeye çalışıyoruz. Edemediğimizde de hayıflanıyoruz açıkçası. Eksik olmayın, teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz... Ben bu yüzden de Vapur'da Çay Simit programı için Ömer Bey size çok teşekkür etmek istiyorum. Eksik çok olmayın. Çok tadında, hoş vakit geçirdiğimiz, ailece izlediğimiz bir program. Çok mutlu olduk, teşekkür ediyoruz. İyi ki biz de TRT'de izliyoruz bu süreç içerisinde. Kesinlikle, ben TRT'ci olan bir insan olarak bu programdan çok memnunum. Çok sağ olun, var olun. Siz sağ olun. Tayanç Bey, sorunuzu, onun hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Çok naif bir insana benziyor. Kıbrıs dizisinde insanlara kötülük eden bir karakteri güzel bir şekilde oynadı Tayanç Bey. Biz izlerken sinirden yerimizde duramadık tabiri caizse. Böyle güzel oynamayı nasıl başarıyor? Bir de Nikos karakteri milli duruşumuzun karşısında olan bir karakter. Zaman zaman kendisine acaba ben neyi oynuyorum diye sorduğu oldu mu? Teşekkür ediyorum. Şimdi en son sorudan başlayarak başa doğru gideyim. Benim duygularımı etkilemedi. Çünkü mesela şöyle düşünün. Bir katili canlandırdığımda da kendi özel hayatımda ne birini öldürmek isteğiyle ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyorum ya da başka bir şey. O bizim karakterimize büründüğümüzde onun gerçekliğini yaşamak ve çıktığında da çıkabilmekle ilgili bir şey. Bu bizim karakterler, ziyaret ediyoruz onları. Giriyoruz ve çıkıyoruz. Şeye de çok inanmam, karakterde kaldım, benim kafamı karıştırdı filan laflarına da çok inanan bir oyuncu değilim açıkçası. O anlamda benim için daha önceden alışık olduğum bir deneyimdi. Ama seyirciler için tabii çok farklı. Zamanında beni bambaşka bir karakter olarak kafalarına oturtmuşlar. Bir de plastik olarak da benziyor. Osman Kanat bere takıyor, Nikos Samson bere takıyor. Üniforma ama içleri tamamıyla başka, dışları benziyor. Seyircinin kafası da o anlamda karışacak diye çok korkmuştum. Fakat korktuğum başıma gelmedi. Biraz tarihten yaratırken de karakteri biraz tarihten faydalandım ama herkesin de çok yakından bilmediği bir karakter olduğu için de kendimden çok seyircinin izleme kalitesini arttıracak öğeler ekleyerek yönetmenlerimizle de hep beraber, yazarımız ve yönetmenlerimizle ortak bir karakter oluşturduk. Ne mutlu bana ki seyir kalitesi size ulaşmış ve keyif almışsınız izlerken, ne kadar karakterden ve hikayesinden haz etmeseniz de hedefi evet, bulmuşuz diye düşünüyorum. O da beni çok memnun ediyor böyle görüşler duyuyor. Bir de ilk defa sanki orada Kıbrıs dizisinde görmüş gibi olduk sizi. Başka zaman seyretmiş olsak bile. Evet, öyle mi diyorsunuz? Bazı seyirciler, çünkü şey oldu, genelde doğru söylüyorsunuz. Benim oyuncu plastiğimin dışında başka bir şey denedim. Bakın bu çok hoş bir şey, yani bunun fark ediliyor olması. Her oyuncunun kendi hayatında bazı yolculuklar var. Şimdi öyle bir yolculuğa girdim ki biraz daha rahat oynadığım, biraz daha kaygılarımın olmadığı yaratım süreçlerinden geçiyorum. O anlamda yaşım arttıkça da, deneyimim arttıkça da sizin izlediğiniz kreasyonun kalitesi de değişiyor. O yüzden bunun da karşılık bulması beni çok memnun etti. Teşekkür ediyorum verdiğiniz cevap için. Ben başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Hacer Hanım. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi teşekkür günler. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bazen gerçekten iyileri gösterebilmek için kötüyü de İyi canlandırmak gerekiyor. Birinin bu işi yapması gerekiyor. Yani yapılacak bir şey yok. Yani yere bir hikayeyi anlatırken bu tür sorumlulukları almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Giriş anonsunda da kaptanla birlikte seyircilerimize merhaba derken söylediğim bir söz vardı. İnci mercanla dolu bir denizde duruyorsa önünde, selamet istiyorsan kenarda dur. Hayatta bazen kenarda durmak gerekiyor. Böyle bir durum olduğunda da ne çağrışım yaptı sizde? Ne zaman kenarda durmak lazım? Bazen izlemek lazım. Öğrenmek için, görmek için. Biz insanın yapısında çok dahil olmak çok var.
hazırlıklı olsak da olmasak da. En ufak örnekten en büyüğüne kadar gider Türkiye'de, hani bir adres sorduğunuzda bilmediği halde tarif etmek ister ya, hani bu da biraz öyle, ona benzer. Biz böyle dahil, onu çağırırız. Evet, biraz dahil olmak isteriz ya. Bazen dahil olmayıp kenarda durup bir bakmak, baktığından öğrenmek, fikir sahibi olmadan önce bilgiyi edinmek iyi, daha çok çağrıştırdı bana, açık söylemek gerekirse. Yavaş yavaş sona geliyoruz değil mi? Ondan önce de tabii... Oğuzhan Bey'in cevabını ben Bursa'da oyuna gittiğimde, kulise geldiğinde ona veririm. Hakikaten bunu düşünüyorum. Yani kaçmıyor. Alelade bir cevap vermek istemiyorum. O yüzden. Oğuzhan Bey, cevap alacağım demiştim ama almam lazım. O zaman... İzleyicimize söz verdim. Son şeyi bir kere daha... Aslında bir dizide, filmde oyunculuk gereği, senaryo gereği canlandırdığınız hangi anın gerçek olmasını isterdiniz diye. Peki o zaman hızlıca şöyle bir tanesini söyleyeyim. Tamam. Ama bunu Oğuzhan Bey daha da derinlemesini düşüneceğim. O zannediyorum ki bu cevaptan da çok memnun olmayacak ama daha da derin bir şey soruyor çünkü belli ki. Ama ben Sally ile beraber eşimle çocuk sahibi değiliz. Yapmama da kararı aldık. Bir sürü başka sebeplerden ötürü. Allah'tan sağlıksal bir durum yok ama bir karar üzerinden. Kararlar değişebilir. Kararlar değişebilir tabii. Her büyük konuşmamakta büyük fayda var. Şimdilik böyle düşünüyoruz. Ama hiç unutmuyorum, yani bir projede kendi çocuğumun doğum anını bekliyordum ve onu ilk defa bana camın arkasından gösterdiler. Kalbim ağzıma geldi, hakikaten kendi çocuğummuş gibi. O anın kendisinin yaşanmasını, eğer bir gün eğer şeyse, kaderimde varsa yaşanmasını öyle isteyebilirim. Evet. Bence bu tamamen kadere bağlı bir durum. Çünkü aslında karar verdik, niyetimiz yok dediğiniz, bunu da istediğiniz söz, içten içe istiyorsunuz. İnşallah kader sizinle olur. İnşallah, bakalım. Her şekilde yaşamak güzel diyoruz tabii ki de. Evet. Artık diyecek bir şey yok. Yaşamayı isteyene ve bilelim. Evet, sağ olun, çok teşekkür ederim. Diye de devam ama edelim. İstiyoruz mesela çok, yani bir tarafı bu ödevimizi mutlaka gün geldiğinde, eğer kendimizin olmazsa, evlat edinmek bizim en istediğimiz şeylerden bir tanesi. Hatta istiyoruz ki yaşı da büyük olursa bile iyi olur, o evlatlık olduğunu bilsin, biz evlatlık olduğunu bilelim. Hatta ayrılacak kardeşler varsa ayrılmasınlar, ikisi birden bize gelsinler. Bu hayalimiz, isteğimiz bu. Bakalım, İnşallah. Güzel şeyler düşünüyorsunuz, diliyorsunuz. Eksik olmayın. Bizi hatırlayın. İsteriz. Küçük bir armağanımız var size. Çok eli boş göndermek olmaz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Buyurun efendim. Bizden size küçük bir armağan. Küçükken de en çok bunu yapardım kağıtta. Evet. Gemiler bütün su birikintilerine koyardım. Müsaadeniz varsa çıkartacağım tabii orada. Ki. Seyirci de görsün. Çok keyifli, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bir de... Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Ben de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 11'e 10 kala kalkıyor gemi. İşte karşınızda Zeytin Tepesi. İlk ve son kez bakıyor gibi hayat şarkısıyla tatlı bir esinti. Tayanç Ayaydın. Çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür çok ediyoruz. Çok güzel yazmışsınız. Ne demek? Çok biz derse küçük bir armağan. Çok teşekkür ediyorum ve aynı bu armağan kadar değerli, çok keyifli bir zaman geçirdim. Çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımla sanki karşılaşmışım, uzun zamandır da sohbet etmiyormuşum gibi hissettim. Hem de çok güzel bir ortamda bu gezinti yaptık. Defa kez sağ olun. Siz sağ olun. Bizim için güzeldi efendim. Yakın zamanda tiyatroyla sizlerin karşısında olacak. Takipte olun turneleri. Evet. Diyoruz. Her şeyi de sosyal medyadan paylaşacağız. Gelirseniz başımızın üzerinde yeriniz var. İnşallah efendim. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Bir mukabele. Sağ olun. Alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın. Mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açınız. Abone olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay simit sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. Çok uzun zamandır böyle güzel bir sohbetin içerisinde olmamıştım. Ömer Bey ve Nazik ekibine bana yaşattıkları bu özel 60 dakika için sonsuz teşekkürler. Tayanç Ayaydın. Thank you.